Bir şey istemiyor ki biz onlardan. Adalet istiyor. Çocuklarımız istiyor. Gitmeyin. Ayakta duramıyor. Tamam. 15 Temmuz sonrası mesleklerinden ihraç edilen kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla müebbet verilen harbiyle askeri öğrencilerinin annelerinin AKP Ankara İl Binası önündeki eylemi 4. gününde de engellendi. 18 yaşında. Cumhurbaşkanı kanıyor da bizim çocukların kandığına niye inanmıyorlar? Bile bile niye tutuyorlar? 13 yaşında gittiler. Şimdi orada 23-24 yaşlarında oldular. Oturma eylemi yapmak isteyen anneler ve KYK mağdurları yine gözaltına alındı. KYK! Suudiye! Ben bilemem. Gidin o zaman yargıda arayın hakkınızı ya. Burası ne kadar işte. Yargı. Bunların elinde işte. Gitmeyin. Ayakta duramıyor. Tamam hanımefendi. Polis amirinin hakaretlerine de sert tepki gösteren anneler, çocuklarımız da sizin gibi emir altındaydı. Emre uydukları için müebbet aldılar. Onlara emir veren kişiler serbest. Çocuklarımızın suçsuz olduğunu hepsi biliyor. Ama vicdan yok sözlerini kullandı. Devam edin hanımefendi. Lütfen devam edin. Sesimizi duysunlar, yetkililer çıksın. Ya da sesimizi duyurmaya geliyor. Çocuklarımıza muhabbet verdiler. Biliyorlar suçsuz olduğunu, biliyorlar. Hepsi biliyor, hepsi biliyor. Biliyor da vicdan yok, merhamet yok. Anneler, AKP'li yetkililerin il binasına gelmeye devam ederseniz hepinizi tutuklayacağız tehdidi yağdırdıklarını da söyledi. Geçin şunu, geçin efendim. Burayı boşaltın. 19 Şubat tarihinde Ankara'da kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz da AKP il binası önüne gidenler arasındaydı. Buraya adalet aramaya geldim. İçeri bile almıyorlar. Burada zulüm devam ediyor. Sümeyye Yılmaz, ben buraya dilenmeye gelmedim. Eşimi arıyorum. Eşimi tabii ki devletten arayacağım. Devleti de AKP yönetiyor. İçişleri Bakanı Diyarbakır'da HDP önünde oturan anneleri ziyaret etti. Biz burada ayağına gidiyoruz, bizi kabul etmiyor. Annelerin gözyaşları ayrıştırılmaz, yarıştırılmaz sözlerini kullandı. Çocuğun evladınız var mı bilmiyorum. Çocuğun Diyarbakır'da eşi daha kaçırılan çocuklar rahat rahat oturup da eylemleri yapabiliyorsa aynen. O anneler, o çocukların aynen. Anneleri. Ben niye burada oturup da eşimi arıyorum, adalet arıyorum diye eylem yapamıyorum? Neden engelleniyorum? Ya ben kimden arayacağım ya eşimi? Evet, devletten arayacağım ben eşimi. Onlara kadın devleti kim yönetiyor? AK Parti yönetiyor. Ben de AK Parti'den arayacağım eşimi. Kimden arayacağım? İçişleri Bakanı Diyarbakır'da HDP İl Başkanı'nın önüne gitti. O anneleri ziyaret etti. Biz burada İçişleri Bakanlığı'nın ayağına gidiyoruz. Bizi kabul etmiyor. Etmiyorlar. Ne yani? Ne yapmış benim kocam? Ya bu adam zaten gözaltına alıp tutuklanıp tahliye edilmiş. Tahliye edilene kadar bir suçu varsa zaten hüküm yemiş bu adam. Tahliye edildikten sonra 42 gün içinde nasıl bir suç işlenmiş de kaçırılmış? Neye göre kaçırılıyor? İşte ne yapılıyor işte? Ben 213 gündür 2 yaşında 27 aylık kızımla sırtımda çanta, kucağımda kızım, kapı kapı kocamı dinlendim. Kapı kapı ya, kimin hakkı var buna? Dedektif gibi delil topladım. Ne yani? Ben bunlar benim işim mi? Hala gerek adli kurumlara gerekse idari kurumlara hiçbir şekilde adım attıramıyorum ve yoruldum. Tükendim artık. Elim ayağım titriyor sinirden. 19 Şubat'ta Ankara'da evimizin önünden işe giderken darp edilerek ve başına beyaz torba geçirilerek zorla kaçırıldı. Ne yapılmak isteniyor ya? 7 aydır bu adama ne yapılmak isteniyor? Şöyle video kaydı var. Video kaydı net değil. Ben bununla ilgili gerek savcılığa gerek emniyete verdim. Kriminalde bu görüntüler gayet netleştirilebilirdi. Ancak hiçbir şekilde buna gidilmedi. Hatta kaydın kopyası dahi alınmadı. Ben de anneyim. Ben de kadınım. İnsanların acıları, hele de kadınların, annelerin acıları, ağlamaları gözyaşları üzerinden gözyaşları ayrıştırılmaz. Annelerin gözyaşları yarıştırılmaz. Ve bu insanların gözyaşları üzerinden prim yapılmaz. Yazıktır, günahtır.